Biraz sağlık konuşacağız bültenin bu bölümünde. Çetin kış şartlarının etkisini iyiden iyiye gösterdiği bu günlerde başta grip olmak üzere hastalıklar oldukça yaygın. Muhtemelen siz ve veya etrafınızdaki insanlar hastalıktan uzun süre kurtulamamaktasınız. Bundan şikayet ediyorsunuz. Peki bunun nedeni ne? Gerçekten virüslerle, bakterilerle mücadele artık daha mı uzun sürüyor? İşte bu konuyu konuşacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Ümit Savaşçı yayın konuğumuz. Sayın Savaşçı hoş geldiniz NTV yayınına. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkürler. Şimdi gençlerin sık sık kullandığı bir kalıp var. Öyle anlatalım meramımızı. Geçmeyen grip yapmışlar diyorlar. Bir türlü gerçekten de tedavisi mümkün olmuyor. Haftalarca sürüyor. Ne dersiniz? Virüs mü çok güçlü yoksa bizim bağışıklıklar mı birazcık düştü? Ne dersiniz? Aslında ben burada ikinci şıktan yana olacağım sizin belirttiğiniz gibi. Şimdi tabii toplu yaşam şartlarımız çok yoğun bir yaşam söz konusu. Kalabalık alanlar, ofis ortamları, toplu taşımlar, alışveriş merkezleri. Biz kendimize biraz daha az dikkat ediyoruz sanırım. Aynı zamanda korunmamızı tam yapmıyoruz. Ekim-Kasım ayında biz grip aşısını özellikle birçok platforma dile getirdik ama toplum genelde grip aşısına çok önem vermedi. Aşılanma oranlarımız çok düşük kaldı yine bu yılda. Grip aşısı Mart ayına kadar da yapılabilen bir aşımız ama aşılanmayınca tabii korunamadık. Ne yazık ki toplumda yaşam süresi uzadığı için de ekstradan bağışıklık sistemimizde daha baskılı hale geldi. Kronik hastalıklarımız artıyor. Diyabet hastalığı, şeker hastalığı, akciğer hastalıkları ve kullandığımız ilaçlar da genelde bağışıklık sistemimizi baskılayıcı yönde ilaçlar. Dolayısıyla kendimizi daha fazla koruyup daha fazla önem göstermemiz gerekiyor. Şimdi bir aşılama evet önemli. Belki onun dışında da biraz beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Biraz dinlenmeye dikkat etmek gerekiyor bağışıklığı yükseltmek için. Şimdi aşı önemli. Bunun altını çiziyorsunuz. Bu noktada mesela ben çevremden şöyle şeyler duyuyorum. Tek bir kez olmaz. Birkaç sene üst üste aşılama yapmak gerekiyor. O aşılar çapraz birbirlerini işte koruyorlar. Bu sene yaptırdığın aşı önümüzdeki senenin virüsü için etkili oluyor. Var mıdır böyle bir süreklilik? Zorunlu mudur, gerekli midir grip aşısında? Grip aşısında aslında şöyle bir önceki suçlar dikkate alınarak Dünya Sağlık Örgütü Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre'ye göre çeşitli mikrop tiplerini belirliyor ve buna göre aşılama yapılıyor. Bu aşılar içlerinde dörtlü aşı mesela şu anda bizim ülkemizde olan %80 koruyucu. Her yıl yaptırmak tabii ki gerekli çünkü virüste değişiklikler olabiliyor. Korunma amacıyla her yıl yaptırmamız gerekiyor. Grip aşısının yanında tabii mesela riskli hasta gruplarında zatürre aşısını da şiddetle öneriyoruz. Aynı zamanda viral hastalıklardan en çok korunmamız gereken nokta da kişisel hijyenimiz. İşte el temizliği, elimizi sık sık yıkama, uyku düzenimizin iyi olması, beslenmemize dikkat etmemiz. Ne yazık ki büyük şehirlerde artık biz genelde uyumuyoruz, iyi beslenmiyoruz. Spor da yapmıyorsak, hep kapalı alanlarda yaşıyorsak ve buraların havalandırmasına dikkat etmiyorsak tabii ki bu virüs salgınları daha da artıyor. Aralık ayında son bir haftada %30 oranında daha fazla bir viral influenza vakalarımız artmış vaziyette. Bu tabii beklediğimiz bir şey aslında. Tam bir salgın paniği ve o derecede bir şey söyleyemeyiz ama dikkat etmemiz gereken hususlar özellikle bağışıklık sistemi baskılı, gebe, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalıklar aşılanmasını mutlaka yapması gerekiyor. Ve gribe yakalandıktan sonra, influenza dediğimiz gribe yakalandıktan sonra ilk 48 saatte doktor kontrolünde muayene olarak antiviral ilaçları başlarsak daha hafif atlatabiliriz. Tabii ki 2-3 hafta bu kronik öksürük, halsizlik, çeşitli şikayetler devam edebilir. Bu noktada şunu sormak isterim. Özellikle istirahat, iyi beslenme. Evet. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Antiviral ilaçlarla yani bu hastalık iyileşebilir dediniz. Şimdi mesela ben yine çevremden duyuyorum. İşte iki kutu antibiyotik bitirdim ama ayağa kalkamadım diyorlar. Bu virüs grip tedavisinde antibiyotik kullanılır mı? Ne kadar kullanılmalı? İşte
İşte bu konuda bizim Sağlık Bakanlığımızın da çok fazla uyarısı var aslında. Virüslere antibiyotik zaten etkisizdir. Hiçbir etkisi olmadığı gibi bakterileri de gripten sonra gelişecek enfeksiyonlara, zatüre, kulak enfeksiyonu, bademcik iltihabı, sinüzit gibi enfeksiyonları da daha da yatkın hale geliriz ve daha dirençli mikroplarla mücadele etmek zorunda kalırız. Dolayısıyla kesinlikle viral enfeksiyonlarda, grip, nezle, influenza dediğimiz enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmamamız gerekiyor. Burada en büyük hatamız bu. Bunun da biz çok kötü yan etkilerini özellikle hastanelerde yatan hastalarda, yoğun bakımlarda çok dirençli mikroplarla savaşmakla karşılaşıyoruz. Toplum bu konuda bilinçli olup özellikle hasta olunca akşam acile gitmekten ziyade aile hekimlerine giderek, gündüz polikliniklerimize gelerek çeşitli testlerimiz var. Çünkü hızlı tanı testlerimiz var, muayene usullerimiz var. Ona göre doğru tedaviyi doğru zamanda yaptırmamız gerekiyor. Peki son soru olsun. Yine mutlaka anne babalar dikkatle evet. takip ediyordur. Çocuklarda bir beta salgını var bu aralar. Okullarda işte mesela benim oğlumun sınıfında çok sayıda öğrenci işte okula gelmiyor, dersler aksıyor çünkü hasta hepsi. Bu beta salgını nedir? Tedavi nasıl edilir? Tehlikesi var mıdır? Beta salgını işte burada antibiyotik kullanmamız gerekir. Çünkü betametrik streptokoklar bakteriyel bir enfeksiyondur. Eğer boğaz kültürü sonucunda beta mikrobuna rastlanırsa tabii ki bu işte çeşitli boğaz iltihabı ile şekilde görülebilir çocukta. Burada antibiyotiği mutlaka kullanmamız lazım. Çünkü %1 oranında bir çocuğumuzda kalp kapakçığı tutulumu olabilir. Nörolojik sekeller bırakabilir. Dolayısıyla bu konuda mutlaka doğru zamanda tedavimizi başlamamız gerekiyor. Tabii ki çocuğu okula göndermemiz gerekiyor. Özellikle işte oyun alanları, o top havuzları, el hijyeni, okuldaki hijyeni kuralları da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bakteriler ve virüsler yüzeylerde 8 saate kadar da canlılığını sürdürebilir. Temizlik de burada önemli bir nokta. Korumak için çocukları mesela işte piyasada bazı takviye edici gıdalar var, bağışıklığı yükselten. Önerir misiniz bir doktor olarak? Şimdi açıkçası enfeksiyon hastalıkları klinik mikrobiyoloji uzmanıyım. Bizim yıllar önce immünoloji bir hocamız da şunu belirtmişti özellikle. Tabii aileler korkarak çocuklarına çok fazla aslında takviye edici ilaçlar, şuruplar vermekte şu anda. Ama bunların da vücutta başka hastalıkları tetikleyici sonuçlar doğurmakta. Birçok immünolojik başka hastalıklar ortaya çıkıyor ve daha çok organ hasar nedeni olabiliyor. Doktorun önerisi dışında Sağlık Bakanlığı onayı olmayan hiçbir ürün takviyesini çocuklarımıza vermeyelim. Daha fazla hasara yol açabiliriz. Bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Doçent Doktor Ümit Savaşçı, çok teşekkür ederim NTV yayınına katıldığınız için. Bu bağlantıyla bülteni de noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız.